yılma. Yarım kilo daha terli duramam artık ya. Bak bunların hepsi kendi kararı. İstemiyorum anne, çıkartacağım. Ne olursa olsun, bak, ne olursa olsun. Bak anne, çok kararlıyım. Ben burayı çıkarmak için geldim. Tamam. O zaman ben çıkarmadan da girmeyeceğim. Tamam. Gidersek de orada çıkartırız. Günaydın arkadaşlar. Şimdi biz Ege Üniversitesi'ne geldik. Artık benim dental tedavim bitecek ve diş tellerimi çıkartacağım. Yaklaşık diş telleriyle benim 3. yılım falan. 2,5-3. yılım arkadaşlar. Ve artık hani gerçekten dudaklarımı aşırı sürtüyor ve maskeyi de takamıyorum. O yüzden kendi isteğimle tedavimi bitireceğim. Çok mutluyum arkadaşlar. Çünkü artık diş tellerim çıkacak. Bugün çıkacak inşallah. Puan'a nasıl heyecan var mı peki? Aslında gerçekten ben normalde bu kadar heyecanlanacağımı düşünmedim. Bir terledim böyle bir şey oldum. Karnım falan ağrımaya başladı. Yani inşallah korkuyorum biraz. İnşallah. Peki şey, işlem uzun sürecek dedi Elif Hanım ama bilmiyorum. Sizce diş teli çıkarmak uzun sürer mi ki? Evet arkadaşlar, tüm aşamaları sizinle paylaşıyor olacak Tuana. Orada da size çekim alacak. Ben de çok merak ediyorum. Ben içeri giremeyeceğim tahminim. Ama çıkınca videodan ben de izleyeceğim sizin gibi. Evet. Biraz o zaman acele edelim mi Tuana? Yerlerimi çıkar. Telliğin son haliyle şöyle dişlerini bir göster. Hatıra kalsın. Hadi bakalım arkadaşlar. Sabahın onu biz dişçideyiz. Dişçideyiz ve tüm teller çıkacak. Uzun zamandır Tuana'yı telsiz görmemiştim ben de. Değişik olacak biraz. Ve bana da çok... Acaba değişeceğim mi? Aynen, değişeceksin bence. Bir nefes aldın sanki Tuana, nefes. Ya korkacak bir şey yok aslında bence. Çünkü o telleri nasıl sökecekler bilmiyorum ama. Ama tel çıkınca değişeceğim anne sonuçta. Değişeceksin tabii canım, rahatlayacaksın artık. Evet artık dudakları... Telsiz bir hayat başlayacak senin. Bak altta da üstte de olsaydı belki daha çok değişim olurdu ama şu an sadece üstte var. Geldik karşıda. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Bu arada hayvanlar her zamanki çok... mekan. Burada hayvan çok arkadaşlar. Köpek falan var. Bakın bana zaten 4-5 tane. Oo, bayağı var köpek burada. Epey var arkadaşlar. Ben de hayvan kocaman sever. Hatta. Hayvan sever. Evet, hayvan sever bir fakülte burası. Besliyorlar tahmin. Bakın kediler mesela köpeklerin yanına oturmuş galiba. Evet, gösterelim şöyle. Evet. Arkadaşlar. Vallahi evet, köpek kediye saldırmıyor cidden. Şimdi burası bak diye mama koyuyorlar. Mama olduğu için ay. Tuana tırmalayabilir. Geçen de tırmalamıştı, hatırlıyorsan. Ya böyle. Onlar saldırgan kediler. Patisiyle tırmalamıştı seni. Şöyle. Hatırlıyor musun? Burada çok neden var? İzlemeyenler varsa arkadaşlar, Tuana'nın kedi tırmalaması videosu var. Ağaç kakan sesi duydun mu? Bir izleyebilirsin. Efendim? Ağaç kakan sesi duydun mu? Ağaç kakan sesi az önce duydum Tuana. Evet. Evet. Maskelerimizi takıyoruz. Ve HES-kodlarımızı hazırlayalım lütfen. HES-kodlarımızı hazırlıyoruz. Ve giriş. Stresliyim arkadaşlar. Yok, stresli olacak hiçbir şey yok. Aaa! Tuana son kez baksaydık sana yine. Ay. Tıs. Aslında tedavi bitmedi normalde. Allah'tan bu sefer beklemedik arkadaşlar. Aynen, beklemeden hemen. Gel. Ama hangi klinikte? Bakarız ikisine de Tuana, hangisinde? 3 tane. Ya ne istersen? Muhtemelen buradadır tahminim. Göremiyorum. İçeriye gitmem bu sonrası. Arkadaşlar korkuyorum şu an. Evet, dişlerlerini. Evet, ay
yapmayacağım yani. Boşuna. Anneciğim, eğer tedaviyi sonlandırırsak bu defa köpek dişi böyle çıkıntı olarak dudağının üstünde çıkacak. Onu istiyor musun? Anne hayır, abartıyorsun. Abartma değil. Bak şimdi. Bak aynadan bak şimdi. Bak aynadan gör. Bak köpek dişinin olduğu yeri gör. Gördün mü köpek dişini? Bak bu köpek dişinin genişliği buradan buraya kadar. Burada o kadar yerimiz yok. Yani bu diş çıktığında bunlar kadar düzgün sıralanmış olmaması büyük olasılık. O zaman çıkardığın için tellerini üzülebilirsin. O yüzden seni uyarıyorum. Aynen, hani tedaviyi bitirmek sana fayda sağlamayacak bu durumda. Tam tersine, hazır tedavin var, tellerin de var. Köpek dişin çıksın, rahatla yani. Anne. Yani en azından şey yapabiliriz. Ama ben şey takmayacağım, onu söyleyeyim yani. Tamam, alt lastik takmayacağım diyor. Tamam, köpek dişin çıkıncaya kadar idare et o zaman. En azından öyle yapalım. Öyle köpek yapalım. Köpek dişlerinin sıralanmasını sağlamak. Hiç dese köpek dişin dümdüz olsun. Bu arada sana hazırlıyor. Ama ben gerçekten üzüldüğüm için bitirmek istemiyorum. Bu kadar geldim. Ama ben artık bitirmek istiyorum. Ama yol aldın bak, bu kadar yol aldın. Sen ilk çeneni hatırlasana Tuana nasıldı. Tamam işte buraya kadar geldi yeter. Köpek dişini görmüyor musun bozukluğunu? Bak sonra büyüdüğünde düzeltiremezsin onları. Çok zor olur düzeltirmek. Anne bir daha tel takacağım, bir de alta takacağım. Yani canım acımasın diye kendin. Hani ortada antim onlarından takabilirsin. Şimdi o büyük bir heves de geldi. Tel çıkartma hevesi. Ama bence Elif ablan doğru söylüyor. Doğru tedavi. Önemli olan dişlerindeki. Çıkartmak şu an mantıklı olmayacak. O dişi ben görmemiştim açıkçası. Ben çıkarmak. Ama çıkarmak istiyorsun da şu an hani çıkarmamak en mantıklısı yani görünüyor. Yani şu an bak yine özgürsün istediğin seçimi yapmakta. Daha sonra üzülmemen için bunu sana söylüyorum. Çünkü sonra düşündüğün gibi olmayabilir o dişlerin çıkış hali. Ben çıkarmak istiyorum artık gerçekten. Yok, çıkarmak istiyorsun da hani o köpek dişi de yerleşsin yerine artık sonra çıkar. Yarım yıl mı? Yarım yıl daha telli duramam artık ya. Bence çıkarma. Ben çıkarmak istiyorum. Tuana çıkarma. Bak şu an hayır hayır. Ama çıkaracağız. Ama senin isten dişin geldi. Çıkaracağız. Hayır dudağını açmıyor. Hayır bunu çıkarttırmadan gitmiyorum. Tamam. Şu anda olmam. Şöyle. Neden biliyor musun? Artık gerçekten sıktı. Daraltıyor. Gerçekten istemiyorum. Tamam peki şöyle bir şey. Evde durdurmam. Tamam bu da bir kanıt olsun. Bir kanıt olsun. Nasıl bir kanıt olsun? İleride bunu izle hatırla. Biz sana çıkartmayalım dedik. Vallahi izlemek hani bir şey diyeceğim, asla pişman olmam. Bir dişim azıcık önde diye üstelik onun da yeri var. Yeri yok. Var. Aç. Yok annem tepeden çıkıyor. Anne tel çıkıyor. Tepeden çıkıyor diş. Görmedin mi? Hayır tel tepeden çıkmaz değil. O, zaten o dişlerim ama. Dişlerini çıkartmıyor ama bak gerçekten gereksiz bir tedavi yapıyorsun. Çünkü çok erken. O zaman kadar falan hiç vermeyecektim. Boşuna hayır. Ya ama ya. Sonuçta bak 6 ay daha köpek dişi çıkıncaya kadar. Beklemeyeceğim mi? Hayır. İyi tamam. Çok kararlıyım bu konuda. Fotoğrafını çekeceğiz. Bu senin kararın zaten. Sorun değil. Doktor Gentan Hastası Kliniği. Doktor Gentan Hastası Kliniği. Kapat üstünü. Kısır. Yine. Başım fotoğrafı şeyde. Kendi kararı yapalım ya. Yapacak bir şey yok. Yani çünkü şimdi hani yok. Bundan sonra karar. Bak bunların hepsi kendi kararı. İstemiyorum anne. Çıkartacağım. Ne olursa olsun. Bak, ne olursa olsun. Bak anne. Ya. Çok kararlıyım. Ben burayı çıkarmak için geldim. Tamam. O zaman ben çıkarmadan da gitmeyeceğim. Tamam. Gidersek de orada çıkartırız. Çıkart. Sıkın bana. Sıktı. Bak. Yaşın büyüdüğünde sana sakın gelip de bana demem. Keşke anne çıkartmasaydım deme. Şey tamam o zaman. Okey. Tamam bizim için sorun değil. Çıkartıyoruz o zaman. Evet. Nasıl çıkarmak için geldim ben buraya. Ben buraya çıkarmak için. Arkadaşlar dudaklarım kurudu gördüğünüz gibi. Ben çıkartacağım. Çünkü zaten çıkartacaktım yani. Ama annem mızıkladı yani sonradan. Fikir değiştirdi. Ama yine de çıkartacağım. Ben zaten buraya çıkarmak için geldim. Beni anlamıyorlar.
çıkarmak için geldim. Artık cidden çok rahatsız oluyorum artık ben terlerimden. O yüzden çıkartacağım. Yani birazdan izleyeceksiniz. Kolay gelsin Tuana'cığım. Hadi bakalım. Sadece bundan sonra koruyucu plakalar olacak. Mecburen onları takacaksın anladığım kadarıyla. Elif ablan söyler zaten. Kolay gelsin Tuana'cığım. Hadi bakalım. Geçmiş olsun şimdiden. Yapıldı mı? Evet. Çıktı mı? Evet. Ama şimdi tedavi... Çok rahatladım şu anda. Ama tedavim devam ediyor biliyorsun değil mi? Daha plaklarla. Evet biliyorum plak. Biliyorum plak zaten. Ay ağzıma bir şey soktular. Ay ne kadar bir şey. Bir görelim seni gel. Hazırsak. Son, iki, üç. Çok rahatladı. Temizlendi mi dişlerin? Ama üstten çıkan yamuk geliyor farkındasın değil mi? Anne hayır ya. Anne, yapabileceğin abart. Hiçbir şey yok biliyorsun değil mi? Çok güzel olmuş ama çok yamuk geliyor dişin üstten falan. Anne üstten dişim çok yamuk gelmiyor arkadaşlar. Geliyor. Ya bir santim önde ya bir santim arkada çok bir şey olmayacak. Epey bir yamuk geliyor. Yok yok sen öyle düşünürsün. Aynen. Elif ablana mı diyor? Tamam. Elif abla geldi. Arkadaşlar çıktı gördüğünüz gibi terlere artık çok mutluyum. Ama sanki diş benim dişim değil zaten farkındasınızdır muhtemelen. Sanki takma bir diş sanki ya da filtre gibi duruyor şu an. Diş sanki bana emanet gibi. Ama arkadaşlar yarım safhada çıkardı. Hatta dilekçe imzaladık. Erken işlem yaptırıyoruz diye. Yani Tuana'nın aslında çalışması bitmemişti. Daha ama 3 yıl bizi süründü. Yok daha yani en az 6 ay köpek dişleri çıkıncaya kadar durması gerekiyordu. Ama bunu beklemedik ne yazık ki. Bir de anne köpek dişi çıkınca 6 ayda şu tel duracakmış. 6 ay bu tel durduktan sonra tamam, bir de lastik duracakmış. Tamam ama kolay değil ki. 6 ayda lastik duracakmış. Sonra çıkarılacakmış. Şimdi bir göster dişlerini tekrar. Hepsini aç. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ne yapacağız? Plakları takılacak Tuana'nın. Evet, plak bugün yapamadılar, yetiştiremediler. Plaklar takılınca inşallah hiç değilse sabitleyecek. Yani mevcut diş bozulmayacak. Bozulmamış olacak. Bu arada Efrin'e de işlem yapılacak. Değil mi Efrin? Evet. Efrin o zaman artık bence varmış. Bu videoyu kapatabiliriz. Ha işlemleri anlatsana arkadaşlara ne oldu? Biz tel göremedik. Çıktı. Ne yaptılar? Teli çıkarttılar sonra ölçü falan aldılar sanırım bildiğim kadarıyla. Alçıyı böyle yaptılar çok midem bulandı. yapıyorum. Dur. Pilek için sanırım ölçü aldılar değil mi? Evet. İki kere yaptı. Bir de üç kere yaptılar. Evet. O zaman oldu. Ölçü alındı. Plak takılacak şimdi arkadaşlar. Biz de çok merak ediyoruz. Plağa takılınca aslında bir an önce olmasını istiyoruz. Bakalım bu hafta için tekrar geleceğiz buraya. İşte bak üstteki dişini göstereceğim sana. En üstte bir diş var. Çok gereksiz yerden çıkan bir diş var. O nasıl düzene girecek bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar artık ben bir şeyler yiyeceğim birazdan. Aynen. Sizleri çok severim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone, videoma like atmayı unutmayın. Teşekkürler.